1989 yılından bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok güzel bir inisiyatifi ile her yıl miladi tarihle Kutlu Doğum Haftası Nisan ayında 14'ünde başlayıp 20 Nisan sabahını esas alarak 20 Nisan'da da tahmini sayılarla sona eriyor. Hiçbir zaman hicri takvim ile Mevlid kandiline bir alternatif olarak düşünülmemiştir. Hiçbirimiz de böyle düşünmeyelim. Sadece şunu bilelim ki Rabbimiz melekleriyle beraber Peygamberimize salat ve selam eylediğini bize bildiriyor ve bize ey müminler siz de o nebiye salat ve selam edin diye emrettiği için kutlu doğum haftaları birer vesiledir. Onun için bir vesile olarak kabul etmeye devam etmeliyiz ve bu haftada özellikle sevgili yavrularımızın okullarda yapmış oldukları çeşitli yarışmalar, faaliyetlerle Peygamberimizi tanıma adına bir farkındalık yaşadıklarını da kabul etmeliyiz. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bir tema belirliyor ve bu çerçevede Peygamberimizi ele almaya, onun hayatını ve sünnetini yeniden anlamaya çalışmamıza imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu önemli çabasında çok büyük takdiri hak ettiği kanaatindeyim ve bu yılki tema da Peygamber-i Zişan Efendimizin bizlere sadakat ve emanetin zirvesi olarak bıraktığı sünnet-i seniyyesini hayatımıza ne kadar tatbik ediyoruz onu sorgulamak olmalı. Biliyoruz ki o yüce Resul bize Rabbimizin sadece biz müminlere değil bütün insanlığa, bütün canlılara bir şefkat peygamberi olduğudur. Bendenizden Kur'an-ı Kerim tilavet etmem istendi. Ben de sizlere Ali İmran suresinden, Tevbe suresinden ve son olarak Peygamberimizden bahsedilen Duha suresinden ayetler okudum. Kıymetli kardeşlerim, bu ayetlerde vurgulanan husus şudur. O yüce Resul biz müminler için Allah'ın en büyük ikramıdır, Rabbimizin en yüce ihsanıdır. Bunu bildiriyor. O yüce Resul bize Allah'ın kitabını okuyor ve açıklıyor. Demek ki kitabı okuyan, öğreten Peygamber-i Zişan Efendimizin sünnetiyle de bize çok önemli derecede emeği geçiyor. Bunun farkında olmamız lazım. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Geçen yılda kutlu doğum münasebetiyle şehrimize teşhis etmişlerdi. İstifade etmiştik. Bugün de Allah razı olsun. İstifade ettik. Daha önce düşünmediğimiz bir iki konu dağıtıklıktan sonra gündemimize oturduk. Barına varmamıştık mesela. Yani uluslararası ticaretin Peygamberimizin bir sünneti olduğunu bu zamana kadar bir farkına varmamıştık. İnşallah bundan tüm ülkemizdeki ticaret erbabları bunun farkına varacaklardır. Bunun da ülkemizde, dünyamızda çok büyük kazanımlar olacaktır. Sayın hocamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiler. Kendilerine itibar ettik. Allah razı olsun. Bugün Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi, eski Bursa müftüsü, kıymetli hocamız Profesör Doktor Mehmet Emin Ay Beyefendi'nin az önce bir konferansını dinledik ve istifade ettik. Sayın hocamız geçen yılda yine bu kutlu doğum münasebetiyle şehrimize teşrif etmişti. Bugün de doyurucu, anlatıcı
daha önce farkına varmadığımız bazı konulara dikkat çeken güzel bir konferans oldu. Peygamberimizin hayatıyla ilgili, sünnetiyle ilgili daha önce farkına varmadığımız bazı şeylerin farkına vardık. Özellikle de tekrar söylemek istiyorum. Uluslararası ticaretin bir peygamberimizin bir sünneti olduğunun Sayın Hocamızın konferansıyla farkına vardık. Bence bu konuyu yoğun bir şekilde çevremizdeki insanlarla konuşmak, tartışmamız lazım. Özellikle bu yüzyılda uluslararası ticaretin bu kadar önemli olduğu bir zamanda bu ticaretin, uluslararası ticaretin bir peygamber mesleği olduğunun farkına, idrakine hepimiz varmalıyız. Bu toplantımızın, bu konferansımızın en önemli dikkat çeken noktası, kafamıza ileden noktası da bu oldu diye düşünüyorum.